Merhaba sevgili dostlarım hoş geldiniz herkese iyi akşamlar diliyorum 6 Mart 2023 itibariyle Borsa İstanbul'u eğitim amaçlı kapsamlı bir şekilde sizlerle birlikte değerlendireceğiz muazzam bir kapanış geldi bugün itibariyle 5430'ları test ettikten sonra 5392 puan seviyesinden mükemmel bir kapanış geldi tabi teknik anlamda ne ifade ettiğini sizlerle birlikte paylaşacağım ama bunu destekleyen bazı haber akışları var Altılı Masa Hareketliliği bugün borsa İstanbul'da önemli bir direncin, önemli bir düzeltme sürecinin bitmesine sebebiyet verdi. İyi parti başkanı Cuma günü bildiğiniz gibi altılımasından ayrıldığını açıklamıştı, kumar masası demişti vesaire demişti. 72 saat sonra tekrardan masaya bir dönüş yaptı ve piyasada bunu olumlu fiyatladı. Cuma günü bir siyasi belirsizlik vardı, bugün o yerini arkadaşlar e, tekrardan olumlu bir görüntüye bıraktı ve gördüğünüz gibi pozitif fiyatlama kendini gösterdi. Tabii işin siyaset tarafında değiliz. Biz teknik tarafındayız ve piyasaya etki eden tarafındayız. Piyasa gıdasının siyasetten aldığını bir kez daha öğrenmiş olduk. Ve bununla birlikte şimdi top Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan da o da seçim tarihini açıklayacak. Yani 14 Mayıs'ı net bir şekilde ifade eden e, o bildirgiyi arkadaşlar bizlerle birlikte paylaşacak. Bu da Borsa İstanbul tarafında yine ekstra pozitif bir havayı beraberinde getirecek. Yani bu da bir belirsizlik çünkü. Bu da önümüzden kalktığı için ve piyasanın önünden kalktığı için olumlu bir fiyatlama içerisine girecektir. Şimdi bugünkü kapanışa gelelim. Borsa İstanbul'da söylemiştim. Kabul edilebilir bir seviyede ufak geri çekilmeler olsa bile bu saatten sonra artık yön yukarı dedik. Ve şu andaki mevcut enflasyon koşulları, piyasa koşulları doğrultusunda en iyi seçeneğin Borsa İstanbul olduğunu dile getirmiştim. Ve bugün 6 Mart 2023 itibariyle Borsa İstanbul'da 6500 puan seviyesinin önü açılmış bulunuyor arkadaşlar bilginize. Yukarıdan görmüş olduğunuz düzeltme süreci bitti. Deprem öncesi bir band tartışmamız vardı. Bu band tartışmasında arkadaşlar işte bu mevzu burası e, sürekli olarak eee seçime kadar çalıştırılabileceğini dile getirenler vardı. Bunu da aracı kurum müdürleri, analistleri, ekonomistleri dile getiriyordu. Ben bunun sürdürülebilir olmadığını ve mümkün olmadığını sizlerle birlikte paylaşmıştım. Gördüğünüz gibi de olay patladı. Tabii Cuma günkü varlık fonu tarafından 3 milyar TL'likte yaklaşık alım geldi arkadaşlar. Bu da önemli destekleyici bir adım. Ama bugün itibariyle piyasa resmen pozisyonunu belli etti. Zaten Direnci de hacimli bir mumla kırdık. Bu da dönüşün çok net bir şekilde ifadesidir gördüğünüz gibi. Şimdi ne yapacağız? Yani şimdi bundan sonra ne olacak derseniz. Söylediğim gibi sakin bir şekilde bekleyeceğiz. O kağıttan ona, o kağıttan ona atlamayacağız. Aldık mı bekleyeceğiz. İyi seçim yapmak gerekiyor. Bugün baktığınızda çok nadir hisseler e, eksi de, Ama 199-198 itibariyle pozitif. Yani zaten şu anda çok ucuz arkadaşlar. Yani bunu her defasında dile getiriyorum ama şu anda ilk etapta 6500'ler. Onun üzerinde de 8000 puanlara doğru 8000 8500'lere doğru hareketlerini Borsa İstanbul'da takip edeceğiz. Çünkü dolar bazlı hak ettiği seviyeler 8000 ve üzeri. Kabul edersiniz etmezsiniz. Mevcut koşullar doğrultusunda bu noktadan borsaya girilmez. Burası kumarhane diyebilirsiniz ayrı mesele ama ben her zaman şunu söylerim. Riski alan para kazanacak. Riski almayan para kazanamaz. Riski almayan enflasyon karşısında kendisini dahi koruyamaz. Bugün gidip faize yatırsan enflasyon zararını çıkaracak mı? Çıkarmayacak. E döviz alsan dövizin durumu ortada. E altın alsan gördüğünüz gibi altın da o şekilde. Şu anda ne ucuz piyasa yani buna odaklanmak zorundayız arkadaşlar ve gördüğümüz kadarıyla da borsa İstanbul ucuzunda ucuzu o yüzden ne yapacağız risk alacağız ben gidin size borsadan kağıt alın ya da başka bir şey alın demiyorum şu an mesela kripto alınır mı alınmaz neden çünkü FED faiz artırım sürecini devam ettiriyor ve FED'den beklentilerde pek de iyimser değil o yüzden oradaki döngü tersine dönmediği sürece yani orada bir parasal genişleme olmadığı sürece emtiyalardan, kripto varlıklardan çok fazla medet ummamak gerekiyor. Bir tepki yükselişi zaten yapar demiştik yaptı da. Yani çok da fazla konuşmaya gerek yok. Bir video çekeriz olur biter. Ancak biz Borsa İstanbul tarafına gelecek olursak deprem felaketinden sonra kendini zaten göstermeye başladı ve direnci de kırdı. Şimdi rota yukarı. Ee, bu hafta itibariyle arkadaşlar e, biz 5700'leri zorlayacağız hatta bölgenin üzerinde bir kalıcılık görür müyüz beklemiyorum ama dikkatli olalım. Ee, gerekçesine geldiğimizde bu noktanın üzerinde özellikle 5700'lerin üzerinde çok dik çok sert hareketleri de beraberinde göreceğiz. Zaten Borsa İstanbul'da haftalık bazda toparlanma eğilimine geçmiş gördüğünüz gibi al sinyalle geçecek. Ayrıca zaten pozitif bölgedeydi. Abartılacak bir durum yoktu. Ee, gördüğünüz gibi momentum halen yüksek. Korunuyor. Yani e, durumlar arkadaşlar böyle. Hisse bazı mesela değerlendirecek olduğumuzda mesela hep örnek vererek SASA'dan gidiyoruz. SASA'da bir daralımın içerisindeydik. Örneğin bakalım orada ne durumdayız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar direnç burası. Yani Borsa İstanbul'da da tepeden gelen bir düzeltme vardı. Bir direnç vardı. Bugün itibariyle orası aşıldı ama satsa da aşılır mı? Burası da aşılacak. Bu hafta aşılmazsa önümüzdeki hafta aşılacak. 118 seviyesinin üzerinde alımlar ilk etapta 170 liraları zorlayacaktır. Biz de dikkatlice takibimizi yapalım. Burada da Borsa İstanbul'un yine pozitif olduğunu söyleyelim. Bakın burada zaten mesela teknik analiz kendini göstermiş. Aşağıda burada güçlü bir bobinli bölge var. Şurada sarı kutucuk için aldığım alanda. Ve burası arkadaşlar alıcılı bölge. Gördüğünüz gibi iki defa test etmiş ve şu anda ne yapıyor? Kısa vadedeki tepe seviyesini düşürüyor. Yani dip belli, dip sarı kutucuk. Tepeler düşüyor şimdi. Burada düşüş trendini bitirecek. Yani burayı kırıp parçalayacak. Ve ne yapacak İlk etapta? Buradaki şöyle bir üçgenin boyu kadar yukarı doğru arkadaşlar alacak. Bu da görüldüğü gibi şuradaki gepli bölgeyi kapatmasını bekleriz. Yani hemen hemen hedefi de zaten beraberinde alıyor söylediğimiz gibi. Ya Bunlar sadece basit örnekler. Ee, o yüzden üzerinden geçiyorum. Her videoda da paylaşıyoruz. Çok da popüler olduğu için de eğitim amaçlı değerlendiriyoruz. Ve kur tarafına geldiğimizde kurda 18.90 seviyesinde bir kalıcılık var. Devam ediyor. Yani bu saatten sonra zaten aşağı yönlü düşüş beklemek e, seçenekler arasında söylemiştim önceki videoda. Ancak işte hükümet seçimi kazanır. E, Merkez Bankası Başkanlığı ve Ekonomi Bakanlığı görevden alır. E, sıkı para politikasına geçer. İşte o zaman kurda geri çekimleri ve denge arayışını aşağı noktalarda görürüz diyeceğim ama şu anki mevcut piyasa koşulları, mevcut enflasyon rakamları yani mükemmel bir şekilde zıt çalışıyor. O yüzden böyle bir beklenti yok ve Borsa İstanbul'la burayı mesela değerlendirdiğimizde dolar bazı örneğin kur yükseldiğinde Borsa İstanbul daha ucuz olacak. O yüzden niye diyoruz? Orta ve uzun vadede Borsa İstanbul hem enflasyona karşı bizi iyi derecede koruyacak hem de baktığımızda TL bazında da bize tatmin edici getiriler bırakır ve moralimizi de düzgün tutar. Mesela bugün döviz alan adam ne yapıyor? Sıkıntıda bekliyor. Hiçbir yöne hareket yok. Ne aşağı ne yukarı. Kur korumalıya geçen ne yapıyor? Bir miktar sadece faiz alıyor. Ola ki kurda bir hareket olursa en azından oradan faydalanan mesabı yap. Bir çelişkiyle yola devam ediyor. Ümitler altındaydı. FED'den oluşan beklentiler ve FED'in açıklamış olduğu rakamlar iyi gelmediği için burada da hikaye terse döndü. Altın tarafında. Yani o yüzden e, sakin olup şu anda biz zaten iç piyasa olarak çok ciddi anlamda bir parasal genişlemeye gidiyoruz. Diğer taraftan Birleşik Arap Emirlikleri ile güzel bir yine ekonomik anlaşma yapıldı. 5 milyar dolar civarında bir para girişi yine söz konusu. Yani böyle para girişi devam ettiği sürece e, kur da tutulur, Borsa İstanbul'da arkadaşlar favori olmaya devam eder. Yani yarın ne olur sorusunu tekrardan yeni bir siyasi belirsizlik oluşmadığı sürece ki oluşsa bile zaten piyasa bunu aşırı bir şekilde yine abartmaz ve gün sonunda toplar Ekrem İmamoğlu sürecinde olduğu gibi. Yani genel görüntü pozitif ve daha çok pozitif haberlere ihtiyacımız var. Bunlar da gelecektir. E, sabreden, bekleyebilen arkadaşlar hakkını alacaktır. E, benim görüşüm böyle. Ben Borsa İstanbul'u ekstra mı ekstra pozitif buluyorum izleyip göreceğiz. Zaten direnci de parçalayıp attık. Yani kırmızı çizgiyi bugün itibariyle olması gereken hacimli bir mumla yukarı doğru kırdık. Yani grafik görevini yaptı ve bize bugün ilk sinyali verdi. Zaten beklentimiz de bu yöndeydi. Hep söyledim. Yanıltmadı. Hakkınızda hakkımızda hayırlısı olsun. Ülkemiz ve milletimiz için en iyi en hayırlı sonuçlara doğursun. A parti, B parti, X parti önemli değil memleketimiz için en iyi hizmeti kim verecekse o kazansın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.